Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Yine size çok kolay ve şöyle çok zarif bir tığ boyası hazırladım. Bakın şöyle ağacımın üzerindeki 3 yaprağımı arkadaşlar. Şöyle dalların üzerine 3 tane bu şekilde şöyle güzel bir çiçek hazırladım. Evet, çiçek ağacımız hazır arkadaşlar. Şöyle yakarken. Evet, modelimi görüyorsunuz. Şöyle çimeni çok güzel bir çimen arkadaşlar. Böyle sahte trabzanların üzerine minik kirpiklerden şöyle bir dal yaptım, 2 tane. Onun üzerine de 3 tane bu şekilde. Yapımı çok kolay, çıtı pıtı bir model hazırladım. Evet, şöyle bir de uzaktan modelimi bakın arkadaşlar. Şöyle bir tane çıkardım. Çünkü bu model çoğaldıkça arkadaşlar çok olursa kendini daha güzel gösteriyor. Bir de kalıp gibi bakın. Şu beyaz kısım inşallah ışığa yansımadan güzel bir şekilde gözüküyordur. Şimdi ütülemedim arkadaşlar, kalıp gibi olduğu için. Siz bunu ütülediğiniz takdirde daha da güzel böyle duracaktır. Bakın. Şimdi pipirik ve trabzandan oluşan bir çiçek hazırladım. Evet, modelim bu. Şimdi modelimin anlatım kısmına geçerek nasıl yapıldığını tarif edelim. Evet, şöyle her zamanki gibi ikişer zincir çekerek tığ battılarımı hazırlıyorum. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut, oradan izleyebilirsiniz. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın arka tarafı unutalım. Şöyle bir zincir çekerek ipimi tığıma tutturduğumu düşünün. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen bu tığ battının içerisine girip üçünü birden kapatıp. Buna sahte trabzan diyoruz arkadaşlar. Bakın sade sık iğne olsa yere yapışık oluyor. Biraz daha yerden tümsekli yüksek olduğu için buna sahte trabzan diyoruz. 4 zincirimi çekiyorum. Buradan kapattığım noktadan arasından geçip buraya bir tane kirpik oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen yanındaki tığ battıya girip bakın üçünü birden alarak böyle kapattım. Çitlerimiz bu şekilde oluşuyor. Şöyle uzun olmasını istiyorum. Yeri sık iğne ile yapınca çok yapışık oluyor arkadaşlar. Ara kısma girmesi biraz zor oluyor. O yüzden buraya sahte trabzanı denemek istedim. Evet. Bu şekilde 7 tane kirpikli trabzanlarımızı yaptık. Şöyle ben 7 tane bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü modelimiz böyle çıtı pıtı. Hoş bir model. O yüzden siz ne kadar bırakmak isterseniz. Evet. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ağacımızı yapalım. Şöyle örümceğimiz orta büyüklükte tek telinden kapatarak oluşturuyorum. Bu büyüklükte bir örümcek oluşturdum. Tığımızın başını 2 defa dolayıp dördüncü tığ battıya. Biraz benimki sık olduğu için dördüncüye kapatıyorum. Siz eğer iri ise tığ battılarınız 3'e de kapatabilirsiniz. 1, 2, 2 ve 2. 4 seferde almış olduğum trabzan kenarına 3 zincir çekerek bu trabzanın arasına 2 tane dal yapacağım. 2 defa tığı doladım. Hemen trabzan arasından girip şöyle 2, 2 ve 2 alarak böyle ikişer ikişer daha kalın bir trabzan oluşuyor. 6 tane zincir çekiyorum. 5 şöyle 6. 6 trabzan da çiçeğim için yuva olacak. 6 zincir. Şöyle trabzanın arasına kapattım. Bir tane yuva oluşturdum. Bu geri kalan kısma da 4 tane sık iğne yapıyorum. Bu bir. Şöyle 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğneyi yapıp 5.'yi trabzanda yapıyorum. Bakın. Şöyle. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Hemen trabzanın ara kısmından giriyorum. 2, 2 ve 2. 6 tane zincir. Yine bu trabzan arasına girip geriye kalan bu kısmada 4 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 1, 2
3, 4 ve 5. Beşinciyi buradaki yuvada. Fazla büyük olmayacak arkadaşlar. Dalımız böyle orta büyüklükte bir dal oluşturacağız. İki tane dalı oluşturduk. Geriye kalan bu kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Şöyle iki tane daldan kalan trabzanın ara kısmına girip 2, 3, 4 ve 5. Şöyle. Bakın bu tıbbatıya değil de bir sonrakine kapatıyorum. Şöyle yandan güzel bir destek olması için. Şöyle bir zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen yandaki tıbbatıya girip üçünü birden kapattım. 4 tane zincir çekiyorum. Kapattım kirpik olarak. Bir tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tıbbatıya bakın üçünü birden kapatıyorum ki minik bir trabzan oluşsun ve 4 zincir. 4 zinciri bu şekilde. Bir zincir, bir defa doladım. Hemen yuvanın içine giriyorum. Üçünü birden kapattım. Yine 4 zincir. Şöyle. Bir zincir, bir defa tığı doladım. Hemen yandaki boş tığ battının içerisine şöyle. Üçünü birden kapattım. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle. Bakın ben bu arayı 7 tane bırakıyorum. Şöyle 7 taneden sonra örümcek yapıp bu şekilde dallarımı oluşturuyorum. Şöyle çekerek tutturabilirsiniz. Şimdi bu uç kısımlarına da çiçekleri yapacağız. Şöyle şu trabzanı da ben 7'ye tamamlayayım. Hemen çiçeğimizin yapılışına geçelim. Evet şöyle. Çimenimizi alıyoruz. Ve bu 6 zincirli yuvadan girip sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. Yuvanın içine girip kirpiğimi oluşturdum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. İkinci kirpiği oluşturdum. 1, 2, 3 zincir. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. Bakın 5 zincirli 2 kirpiğin yanına bu şekilde 3 seferde aldığım bir trabzan yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincirden şöyle bir tomurcuk oluşturuyorum. Trabzan arasına kapatıyorum. Bu geri kalan kısma da 3 tane sık iğne yapacağım. Bu 1, şöyle 2, şöyle 3. Dördüncüyü yeşil yuvaya kapatıyorum sık iğnemin. Bu şekilde bakın bir böyle sık iğneli trabzan yaptık. Tomurcuklu sık iğneli. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı yuvaya dalın içine kapattım. 5 zincir. Bu tarafa da 5 zincirden 2 tane kirpik yapıyoruz. Bu şekilde oluşturduk. Şöyle 6 tane zincir çekiyorum. Ve sıradaki dalın içerisine bu şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi buraya 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa tığ doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. 3 seferde aldığım trabzan 4 zincir. Kapattım. Evet, 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Dördüncüyü yuvada yapıyorum. Ve 5 zincir çekiyorum. Yuvanın içerisine giriyorum. Kapattım. 5 zincir.
Şöyle bir zincirde dibine çekiyorum. İpimi kopardım. Bu şekilde bakın dallarımızın üzerine çiçeklerimizi hazırladık. Şu köprü kısmını da yuva edinip aynısından beyaz bir çiçek yapacağız. Bakın arkadaşlar. Şöyle çok kolay güzel bir çiçeğimiz oldu. Evet şöyle. Bakın, bu ortadaki 6 zincirli yuvanın içine aynı şekilde bakın. Bunlarda hangi taktiği kullandıysak aynı işlemi uygulayacağız. 5 zincir. Benim ilk kirpiğim. 5 zincir. Bu da ikinci kirpiğim. 3 zincir. 5 zincirde 2 tane kirpikten sonra 3 zincir çekip buraya şöyle 1 2 2 3 seferde aldığımız trabzan 4 zincirimi çekiyorum ve şöyle görmeniz için tutayım arkadaşlar. Trabzanın içerisine kapatıp kirpiğimi oluşturdum. Geriye kalan kısmı da 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1, şöyle 2, şöyle 3. Evet. 4. sık iğnemiz de bu şekilde kırmızı yuvada. Zincirden oluşturduğumuz şöyle. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum yanına. Tekrar 5 zincir. Şöyle kapattım bakın. Evet. Bir zincirle şöyle oturtturdum. Sökülmemesi için ipimi kopardım. Bakın arkadaşlar 3 tane aynı işlemi burada uyguladık. Şöyle bu ipi arkaya yakıp hemen temizleyip geleyim. Evet, modeli bitirdik arkadaşlar. Bakın şöyle karşıdan bir duruşuna istedim. Çok güzel duruyor dalların üzerindeki çiçekler. Şöyle çıtı pıtı minik kır çiçekleri gibi. Çok hoş oldu. Bu ara suyu da bu şeye dalların arasına çok yakıştı arkadaşlar. Ne yüksek bir trabzanlık var ne de böyle yere yapışık bir hali var. Böyle göstereyim modelimi şöyle. Gerçekten çok hoş ve zarif oldu. Şöyle tülbentle göstereyim. Bazen hani ışığın beyaza karşı benim bu şekilde patlaması oluyor. Şöyle göstereyim yakın plan tutup. Evet, sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak şöyle kanalıma destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle ütüye de gerçekten uygun bir model oldu. Şöyle bombirili bir örümceği var. Örümceği de nasıl şu şekilde çekerek göstermiştim. Böyle tek telini çekerek onu bombirileştirmeyi size anlatmıştım. Şöyle her zamanki gibi sallantılı haline bakın. Sallantılı da şöyle dallardan akan çiçekler. Dediğim gibi beğeni ve yorumlarınız YouTube'da önermeleri ön plana çıkarıyor arkadaşlar. Önemli. Destek olursanız kanalın devamı, videoların devamı sizlerle güzel güzel video kolay kolay böyle modeller hazırlamak için. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.